Teşekkür ederim Haldun Hocam, değerli hocalarım, meslektaşlarım ve kıymetli izleyiciler. Ben de sizlere Bursa'dan Özel Medikabil Hastanesi'ndeki kendi ERAS deneyimlerimizden bahsedeceğim. Neden, nasıl sağlıyoruz biz ERAS'ı günümüzde? Gelişen teknoloji, cerrahi ve anestezi teknikleriyle ve gelişen yeni egzersiz beslenme programlarıyla ve bir taraftan da kendimize, bize ulaşan kanıta dayalı bilimsel yenilikler ve buradaki hocalarım da dahil olmak üzere değişime açık olma ruhu ve sağlıkta kalite standartlarıyla, yalın düşünceyle biz ERAS'ı gerçekleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ise ekip ve ekipmanlar çok önemli. Özellikle günümüzde kullandığımız robotik cerrahi ve anestezideki ultrason uygulamalarıyla bu ERAS uygulamalarına gerçekten katkı verdiğini izledik. Özellikle son bir yıl içerisinde. Yine ekibin oluşturduğu klinik protokol ve kılavuzlar ve ekibin gerçekleştirdiği hasta okulu ve ekip içerisindeki her disiplinin kendine ait işleyişi ve üyeler arasındaki etkileşimle, interdisipliner yaklaşımla bu ERAS'ı uygulayabiliyoruz. Ekip çok önemli. Ben ortopedi anestezisiyle ilgilendiğim için ortopedide de artroplasti üzerinden size deneyimlerimden bahsedeceğim. Tabii ki lider ortopedist ama biz hastanemizde bu ekibin liderini anestezist seçtik. Ve ekibimizde enfeksiyon hastalıkları uzmanı, baş hemşire, klinik ameliyat hemşiresi, diyetisyen ve bir fizyoterapist asil üye olarak mevcut. Ve bunlar periyodik olarak toplanıp her zaman için intraoperatif, pre ve postoperatif dönemdeki uygulamalarımızı gözden geçiririz. Ve hastanın durumuna da göre, gereğine göre de diğer branşlardan da diğer disiplinlerde ekibimize katılıyor. ERAS protokolü oluşturdu bu ekip. Yaklaşık hastanenin açılışında bu protokolü uyguluyoruz. Preoperatif dönemde hastanın çok iyi değerlendirilmesi, bilgilendirilmesi hasta okulu ile sayesinde hastanın sıvı ve beslenme durumu ve kısa açlık süresinin sağlanması, olmazsa olmaz antibiyotik ve tromboemboli profilaksisi ve premedikasyonsuz hastayı biz ameliyata hazırlıyoruz ve kısa etki süreli anestezikler tercih ediyoruz. Her ne şekilde anestezi uygulayacaksak periartiküler enjeksiyon artroplastide çok önemli çünkü ilk 24 saatteki ağrıyı gerçekten iyi yöneten ve destekleyen bir uygulama. İmplantasyon öncesi ve sonrası bazı anatomik mirengi noktalarına lokal anestezik, opioid, antiinflamatuvar ve antibiyotikten oluşan bir kokteyl. Anestezi tarafından hazırlanıp ortopedistin uyguladığı bir enjeksiyon. Yine ısı kontrolü ve sıvı yönetimi çok önemli. Postoperatif dönemde de bulantı kusma profilaksisi, sıvının yüklenmemesine önem veriyoruz. Eğer epidural veya periferik sinir bloğu gibi kateterler varsa bunlar mümkün olduğunca en erken çıkartılıp opioidsiz bir analjezi yönetimiyle erken mobilizasyon sağlıyoruz. CSI akreditasyon gerekliliklerinden biri olarak da kullandığımız günübirlik artroplasti klinik rehberini ben size göstermek isterim. Burada işte süreçteki her bir üyenin hangi periyotta, ameliyat öncesi gün, ameliyat öncesi, ameliyat sırasında, sonrasında ve taburcu olmadan önce her bir üyenin yapması gereken görevleri burada görüyoruz, uygulamaları görüyoruz ve bunun bu kılavuz dahilinde olan ERAS süreçlerinde eğer bir aksama varsa 3 ayda bir baş hemşiremizin liderliğinde toplanıp ERAS uygulamasına neden aksama oldu, beyin fırtınası yaparak kök sebep analizlerine inip gerekli aksiyon planlarını alıp ERAS uygulamasının dinamik olarak kalmasını sağlıyoruz. Yine artroplasti okulu demiştim. Biz pandemi öncesi her cumartesi öğlen hasta yakınlarını davet ederek ERAS uygulamaları konusunda hastaları bilgilendirmemiz çok yararlı oluyordu. Burada diyetisyen, fizyoterapist, klinik, ameliyat hemşiresi, anestezist, ortopedist hepsi kendi tarafında bir PowerPoint eşliğinde halkın anlayacağı bir dille yarım saati aşmayan bir hasta okulu gerçekleştiriyorduk. Tabii pandemi döneminde hastalar yattıktan sonra her disiplin bu bilgiyi veriyor hastaya. Ve okulda da her bir üyenin neler yapacağını herkes anlatıyordu. Ve hastaların kaygıları gideriliyordu. Ve sürece katılmaları sağlanıyordu ki ERAS'ın başarısında bence hasta yakının katılımı çok çok faydalı oluyor. Bu uygulamada 3 hedef belirledik. Hiç enfeksiyon olmayacak, hızlı iyileşecek, erken taburculuk yapacağız ve aynı şikayetle hasta bir daha hastaneye geri dönmeyecek şekilde bu anlamda da hastalarımızı takip ettik.
Ben size burada bir total diz protezi hastamızın bir uygulamasından göstermek isterim. Düşük doz spinal anestezi uyguladığımız, tabii ki olmazsa olmaz bir artiküler enjeksiyonumuzla derlenme periyodu ardından daha ameliyathanede fizyoterapist, anestezist ve cerrah eşliğinde hastanın mobilizasyonunu problemsiz olarak izliyorsunuz. Tabii bu ikinci, üçüncü saatte ayağa kaldırma hastanın gerçekten hem iyileşmesini hem taburculuğunu hızlandırıyor. Hastanemizin kuruluşundan beri takip ettiğimiz pek çok kalite standartlarına yönelik göstergelerimiz var. Hastanede hastaların yatış süreleri bu anlamda çok önemli. Biz genel hasta yatış sürelerinin haricinde, hastane genelinde bir de artroplasti olmuş olan hastaların yatış sürelerini de bu anlamda takip ettik. 2.7 ile 1.6 gün arasında değişti. Fakat dedik ki 2019'un başından itibaren biz artık ameliyat ettiğimiz gün hastaları taburcu edelim ve nitekim bu son yılda bu hedefimize ulaştık. İlk yayınımız 2018 yılında 89 total diz protezi olan olgusunun 23 tanesini biz 24 saat önceden taburcu ettik ama 8'ini etmedik. Ertesi gün taburcu ettik çünkü hastada hipotansiyon, ağrı, desaturasyon veya hasta ya da hasta yakınının taburcu olmama isteği yönünde oldu. 2019 Ocak ayından itibaren de günlük artroplasti olgularını ben size göstermek istedim. Yeşil renkli olan ameliyattan sonraki postoperatif süre ortalama 470 dakika. Yani 640 dakika, 9 dakikada toptalinde biz hastalara aynı gün taburcu ettik. Bu aya kadar bu hasta grubumuz 41 adet oldu. Bakacak olursak zaten ERAS uygulamalarının hayli başarılı, hasta memnuniyetini yükselttiğini, yaş cinsiyet fark etmeksizin hem doktor hem hastane için hem hasta için çok iyi olduğunu, hastanede az kaldıkları için hasta memnuniyetinin yüksek olduğunu, tek ve tek hasta yakınlarının hani erken eve gittiği için evde bakımlarının nasıl olacağı konusunda kaygılıydı. Yine 76 saatten 56 saate indirilmiş olan bu ERAS uygulamaları olan çalışmada da hepsinin postoperatif parametrelerde olumlu yönde olduğunu, taburculuğun daha hızlı olduğunu, ağrı skorlarının daha düşük olduğunu, yine intravenöz morfin ihtiyacının ERAS uygulanan hasta gruplarında daha az olduğunu, bir başka çalışmada da hiçbir hastanın hastaneye geri dönüşü olmadığını bulmuşlar. Aslında ERAS'ın sağlık ekonomisine de oldukça katkısı var. Çünkü bakıldığında gerçekten bu protez ameliyatlarının maliyetinin neredeyse yarısına indirildiğini göze çarpıyor bu literatüre bakıldığında. Ben teşekkürlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Dün ve bugün arasında çok farklar var. O yüzden bizler bu ERAS uygulayıcıları olarak aslında çevremize bir paradigma değişikliğini önermemiz lazım. Dün ben iken bugün biziz, tek iken geçen yıllarda artık ekibiz. Bireysel performans ve çalışma yerine ekip performans ve ekip çalışması sergilememiz lazım. Bilgiyi saklayan değil, paylaşan, bireysel değil, ekibi geliştiren bir ruhla hepimiz paradigma değişimine girmemiz lazım. Çünkü gelişen çok güzel teknolojik ilerlemeler var. Bunlar ERAS'a gerçekten çok hizmet ediyor. Yıllar önce ülkemizde Efes'te yaşamış olan Heraklitos'un dediği gibi değişmeyen tek şey değişim. O yüzden bu değişime ayak uydurmamız lazım ki bu sistemi götürelim. Yoksa sistem dışı kalmaya, yalın sağlık açısından da düşünecek olursak çok önemli. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.